Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Hoymice markasının Mi 1500 ürününden bahsedeceğim. Daha önce mikro inverterle ilgili bir video çekmiştim. Yine Hoymice markasının Mi 1200 ürünü ve o ürünle ilgili nasıl çalışır, genel çalışma mantığı nedir ve pozitif negatif yanları nedir bunlardan bahsetmiştik. Hatta fiyatlardan da bahsetmiştik. Bu ürünle ilgili de yine benzer şeyleri yapacağız ama daha da önemlisi ve bence çok ciddi bir negatif özelliği artık yeni nesil Data Transfer Unit ile birlikte yeni nesil bir kutu ile birlikte üçüncü jenerasyon bu kutu sayesinde bence en negatif olan özellik de artık ortadan kaldırılmış durumda. Bu üründe üzerinde bulunan Ares 485 portu sayesinde cihazımız artık enerji fazlasını şebekeye gönderme gibi bir sıkıntıyla karşılaşmıyor. Almanız gereken bu transfer kutusu data transfer unit olarak adlandırılır. Mikro inverter ve sayacın iç kısmına takılan smart meter, enerji meter, enerji manager gibi çeşitli isimlerle adlandırılan bu küçük malzeme. Bunları aldığınız zaman bu üç malzeme size enerji fazlasının dışarı kaçmasını da engelleyebiliyor artık. Önceden eski kutuda bu özelliği sağlayacak herhangi bir port bulunmuyordu. Artık 3. jenerasyonda bu özellik eklenmiş. Bence mikro inverteri standart dizi inverter olarak adlandırdığımız hani string inverter olarak da karşımızda çokça duyarsınız. O inverterle rekabet edebilecek bir duruma gelmiş. Burada en negatif özelliği bu data kutusu sayesinde ortadan kaldırmış. Pozitif yanları zaten çok ciddi bize artılar katıyordu. En başta bununla ilgili ne söylüyorduk? tekrar hatırlatayım size. Dört tane farklı paneli birbirinden farklı yönlere de bakabilir bu arada bu paneller. Bu cihaz tek başına bunların hepsini sürebiliyor. Ve bu cihazın etiketine baktığımız zaman dört tane 470 vata kadar paneli bağlantısını bu cihaza yapabiliyorsunuz. Yani her bir pozitif negatif bağlantı noktasına iki tane bu tarafında iki tane bu tarafında vardır. 470, 470, 470, 470, 470, 4 tane paneli bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Bence bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor size. Şunu da yapabilirsiniz işin maddi boyutunda sizi üzmemek adına. Öncelikle bir cihaz alırsınız. Daha sonra bir adet panelle başlarsınız. Paranız olduğunda ikinci paneli alır eklersiniz. Daha fazla güç üretirsiniz. Sonra üçüncü panel, sonra dördüncü panel kesinlikle mümkündür. Bu arada yerinde yeri gelmişken şunu da söyleyebilirim ee, yeni nesil data transfer üniti olarak adlandırılan bu kutuya 99 tane panel bilgisini almamız çekmemiz mümkün ürünün nasıl kurulacağını da anlatacağım size yeni nesil e, data kutusundan bahsedeceğiz ve smart meter ile enerjiyi dışarı kaçmasını da e, engelleyeceğiz Bence dolu dolu bir içerik daha sizi bekliyor olacak hemen e, uygulamaya geçelim isterseniz buradaki siyah kabloyu Bizim şebekeden gelen, direkten gelen kablo olarak varsayabiliriz. Sayacımıza giriyor. Kaçak akım rölesi sigortası. Bu cihazı şimdilik görmezden gelin ve evimize doğru gidiyor. Bunlar da evimizin içerisindeki prizler gibi düşünebilirsiniz. Şu an bizim yapmamız gereken sadece panelden gelen artı eksi kablolarını mikro invertere bağlamak. Herhangi bir girişine bağlayabiliriz. şu an 130 watt çıkarında ve sayacımız saymaya devam edecek. Daha büyük güç olursa burası daha hızlı bir şekilde sayacak. Enerji konusundaki kavramları araba kadranıyla anlattığımız bir video vardı. Orada çok detaylıca bu durumu anlatmıştım. İzlemeyenlere tavsiye ederim. Bakın 691 oldu. Buranın artması demek faturamızın artması demek. Halbuki biz güneş paneli kurduk. Sistem kurduk. Mikro inverter aldık. Panelimizi koyduk. Ama elektrik faturamız artıyor olacak. DTU'yu ayarlayalım öncesinde arkasındaki aplikasyonları indirmemiz lazım. Hem uygulayıcı için hem de son kullanıcı için. Uygulama ister cep telefonu üzerinden, isterseniz web sayfası üzerinden kurulabiliyor. Cep telefonunda Smailes Pro Installer'ı indirmek gerekiyor. Şu an en güncel olan versiyonu bu. Aynı zamanda Hoymiles'ın web sitesi üzerinden de kayıt olabiliyorsunuz. Sizin adınıza bir kullanıcı adı ve şifre oluşturuluyor zaten. Siz onunla içeri giriyorsunuz ve bu kaydı oluşturuyorsunuz. Standart adımlar var. İşte tesisinizin ismi nedir? Nasıl bir tesis? Ev tesisi mi? Daha büyük çaplı bir tesis mi? Kurulu güç ne kadardır? onların hepsini belirtebiliyorsunuz ki bu durum daha sonrasında işte performans oranının belirlenmesinde daha doğru verilerin size yansıtılması açısından önemli. Kapasiteyi doğru bir şekilde yazmak gerekiyor. Onun dışında nerede konumlandığını yazabiliyorsunuz. Zaman dilimi çok kritik öneme sahip çünkü şu an UTC artı 2'de değiliz artı 3'teyiz ve siz bunu artı 3 seçmezseniz internete veri transferi yapamayabilirsiniz. O yüzden basit gözükse de çok kritik bir öneme sahip. Burada sistemin sahibi kimse onun tanımlandığını görüyoruz. Bu tanımlama yapılıyor. Merak etmeyin bu konuların hepsinde size teknik destek veriliyor olacak firmanın bu şekilde bir çalışma prensibi var. Elinizde bulunan data transfer unit ve mikro inverterin seri numaralarını yazıyorsunuz. Daha sonrasında belki şu an biz bir tane panel kullanıyoruz ama onlarca panel olabilir. Bunların sahadaki yerleşimini de yapabileceğiniz bir bölüm burası. Hangi panel nerede bilgisini vermeniz gerekiyor ki ileride bir problem olduğunda nokta atışı gidip onu bulabilirsiniz diye. Dışarı elektrik verilmesini engelleyici özellik export management. Burada tek faz veya üç faz cihaz kullanıyorsak onu seçiyoruz ve smart meter dediğimiz malzemeyi nereye bağladığımızı doğru bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Bu çok kritik bir öneme sahip. Yanlış seçtiğinizde sistem düzgün çalışmayacaktır. Mesela bakın biz sayacın hemen sonrasına iç kısma koyduğumuz için bu şekilde bir bağlantı yaptık ve sayacın seri numarasını da smart meter'ın seri numarasını da yazdık. Dışarı sadece 0 kW ver. Yani dışarı hiç enerji verme şeklinde ayarladık ve aslında işlemi bitirmiş olduk. Smart meter'ı bağladığımız zaman sistemin görseli de enerjinin akış yönünü gösterebilecek şekilde oluyor. Cep telefonu üzerindeki aplikasyonda da şunu yapmak çok kritik öneme sahip. Sistem kablolu bir şekilde mi internete veri göndersin yoksa kablosuz ağ üzerinden mi? Burada ağ yapılandırmasını yapmanız gerekiyor. Tabii öncelikle DTO'nun kendisine bağlanmanız gerekiyor. Cep telefonunuzun Wi-Fi'ni açıp DTO'nuzu buluyorsunuz. Ona bağlanıyorsunuz ilk etapta ve orada kendi lokal ağınız yani evinizdeki, iş yerinizdeki Wi-Fi ağının bilgilerini buraya girmeniz gerekiyor. Ve onu DTO'ya göndermeniz gerekiyor ki cihaz nereye bağlanacağını, hangi şifreyle bağlanacağını bilsin. Sonrasında kendi ağınıza yeniden bağlanıyorsunuz nasıl çalıştığını görelim. Mikro şu an 100 watt civarında üretiyor. İçeride tüketim olmadığını gördüğünde e, şu an kendini kapatmaya doğru gidecek. Çok küçük bir güç orada göreceğiz. Ki orada modemi bağladığımızdan dolayı hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın şu an dışarı elektrik artık vermiyor. Aslında 100 watt üretebilecek bir kapasitemiz var. Şöyle yapacağım şimdi. 200 wattlık bir lamba bağladım. İnverter tekrar devreye girecek şimdi. Ve 200 watt eksi 100 watt olarak yani 100 wattı güneşten alacağız. Buradaki rakamın düştüğünü görmemiz lazım. 100 watt güneşten geliyor. Geri kalan 100 wattı da şebekeden çekiyor olacağız. uygulama üzerinden de göstereyim 100 watt solardan geliyor şebekeden 90 watt geliyor ve yükümüz bir tane lamba Özetlemek gerekirse bugün size olma mi 1500 ürününden bahsettim 4 tane 470 watta kadar paneli tek başına sürebilen bir cihaz ve yeni nesil data transfer unit birlikte, 99 panele kadar olan verileri tek başına internete çıkartabilen bir kutudan bahsettim ve bu kutuda RS485 portunun olmasıyla birlikte smart meter ile bağlantı yapılabiliyor ve böylece de enerji fazlasının dışarı gitmesini engelleyebiliyoruz. Bu bizim için oldukça kritik bir öneme sahipti. Bu özelliklerin eklenmesiyle artık mikro inverterde dizi inverterlerle yarışacak bir hal aldığını söyleyebilirim. Hoymals mikro mikroinverterleri Türkiye'ye orbit enerji getiriyor. Orbit enerji bu ürünlerle alakalı uzun süredir hizmet vermekte. Satış ve satış sonrası olmak üzere. Ürünlerle ilgili ben de bu ürünü almak istiyorum, satış yapmak istiyorum, bayilikler veriliyor mu diye sorabilirsiniz. Ben şimdiden evet diyebilirim size. Ürünlerle alakalı bayilik verileceğini Orbit Enerji yetkililerinden öğrendim. Kendileriyle irtibata geçebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında linklerini de bırakıyor olacağım. Mikro inverter yeni eklenen bu özellikleriyle birlikte dizi inverterlerle rekabet edebilecek aynı özelliklere sahip bir ürün haline dönüşmüş. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü mikro inverterin en negatif özelliği enerji fazlası olursa o fazla enerjinin dışarı gitmesiydi. Artık yeni nesil kutuyla bu durumu da ortadan kaldırdıkları için mikro inverter yeni başlayacaklar, düşük bütçelerle güneş enerjisine başlayacaklar için gerçekten biçilmiş bir kaftan olabilir. Bu konuda da detaylı araştırmanızı tavsiye ederim. Hoymeis'in Türkiye'deki satış politikası şu şekilde yani farklı bayilerde farklı fiyatlar bulamazsınız tek bir fiyat üzerinden satış gerçekleştiriliyor. Mesela yanımızdaki Hoymeis Mi 1500 ürünü 300 dolar satış fiyatıyla Türkiye'de temin edebileceğiniz bir ürün. Bunun dışında daha küçük versiyonları da var Hoymeis Mi 1200 veya 1000 ürünü de var. Mesela 1200 ürünü 275 dolar 1000 dediğimiz ürünse 1000 watt çıkış gücü verebilen ürün ise 250 dolarlık satış fiyatıyla Türkiye'de satılmakta. Yeni nesil e, data transfer unit e, bunu almak zorunda değilsiniz. Bu arada ondan da bahsedeyim size. Yani bu inverteri aldınız, panelleri bağladınız ve çıkışını evdeki prizinize bağladığınız an bu cihaz çalışıyor. Bunu daha önce denemiştik. E, i̇lk videomuzda anlatmıştık detaylıca. Bu cihaz daha detaylı inceleme ve arşivlemeniz için gerekli olan aynı zamanda enerji fazlasının dışarı kaçmasını engellemek için gerek duyduğunuz bir malzeme. Bunun fiyatı da yaklaşık 230 dolarlar seviyesinde. Dışarı enerji kaçmasını istemiyorum. Benim gün içerisinde bazen tüketimim azalıyor, çoğalıyor. O yüzden ben smart metirde alacağım derseniz de o da yaklaşık 90 dolarlar seviyelerinde fiyatlandırılıyor. Yani bakıldığında 300 dolar, 230 dolar ve 90 dolar şeklinde bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Bu üçlüyü aldığınızda kesinlikle enerji fazlası dışarı gitmeyecek ve sizin faturanızda hiçbir zaman sürpriz olmayacak. Yani 100 lira öderken 150 lira hiçbir zaman ödemeyeceksiniz. Ama bu cihaz ve bu cihazı almazsanız sadece tek başına mikro inverter alırsanız eğer faturanızın yukarı çıkma ihtimali de her zaman olacaktır. Bunu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çok da mümkün değil açıkçası. O yüzden bunların üçünü bir bütün olarak bence düşünün ve bu şekilde yatırımınızı yapmanızı öneririm. Panel olarak da önce bir tane panelle başlarsınız. Sonra 2, 3, 4 şeklinde panellerinizi arttırabilirsiniz. Dizi inverterlerde bunu yapmanız çok mümkün olmuyor açıkçası. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.